Şimdi birincisi düne kadar büyük bir korku filmi senaryosu olarak ortaya bir iddia atılırken bugün bu sahiplenişi, bu desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir. İkincisi buradaki bu çağrısı hani kime, adresi kim? Soylu burada bu çağrıyı kime yapıyor? Şimdi burada meseleyi şöyle görmek lazım. Sayın Soylu'nun zamanlaması burada önemli. Neden önemli? İşte bir kabine değişikliği de gündemde şu anda. Dolayısıyla burada yani siyasetçidir Sayın Soylu. Dolayısıyla dikkatleri daha çok kendi üzerine çekmeyi düşünüyor olabilir. Tabii ben bunu bilemem ama Sayın Soylu'nun burada söylemiş olduğu mesaj daha çok AK Parti'nin içerisinde bu özellikle üst yönetimde Bahçeli'nin çıkışından duyulan rahatsızlığı söyleyenlere karşı bir ifade olduğunu ifade etmek istiyorum öncelikli olarak. Yani AK Partililerin beraber hareket etme, kolektif hareket etmesine yönelik atılan bir adım olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada bir şeyi söyleyeyim, biraz önce onu atladım. Umut Hakkı meselesi aslında AİHM'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye uzun süredir yapması konusunda bir önerisiydi. Öneri diyeyim, yani hukuki terminolojiyi hukukçulara bırakarak söylüyorum bunu. Tabii AİHM'in başka da bu konuda başta KHK'lar olmak üzere, KHK'larla görevlerine son verilenler olmak üzere daha başka konular, yine KCK'larla ilgili bir sürü kararları var. Siz AİHM'e bu anlamda bir uyumla eğer Umut Hakkı meselesini gündeme getirirseniz Türkiye'de bir genel af demeyeyim ama ona yakın çok ciddi düzenlemeleri yapmanız gündeme gelebilir. Önce bu ayrıntıyı da söyleyeyim çünkü o bir ayrıntı. Sayın Soylu kadim akıl ifadesini kullandı. Başkaları da devlet aklı ifadesini kullanıyorlar biliyorsunuz bu noktada. Ben zaten Türkiye'de son 4-5 aydır belki biraz daha fazla bu yönde yani Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkışla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyorum. Yani özellikle güvenlik bürokrasisi bu yönde bir çalışma yapıyorlardı. Başta Kuzey Suriye'deki yapıya yönelik. Burada PKK'yı oyundan düşürdüğünüzde yani Öcalan'ın lağvetme çağrısıyla birlikte PKK kendisini lağvederse biz çekiliyoruz, silahı bırakıyoruz vesaire gibi bir ifade kullanırsa PKK bitmiş olmuyor. Sadece PKK isim değiştirmiş oluyor. Yani PKK şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın terör listesindeki bir terör örgütünün adı ama PYD gibi başka yapılar şu anda Amerikalılar tarafından silah desteği alan, hem de silah desteği alan, hem de lojistik destek alan birer terör örgütü sayılmıyorlar. Dolayısıyla bu yapılarla olan mücadele aynısıyla devam edecek. Yani onu da bir taraftan unutmamak lazım. Evet, PKK terör örgütü olarak kendi ismini ortadan kaldırabilir. Üç harfli bir başka isimle faaliyetine devam edecek. Şu anda Türkiye'nin güneyinde, dolayısıyla Suriye'nin de kuzeyinde farklı isimlerle var olan bir büyük terör örgütü var. Bu terör örgütü evet resmiyette adını değiştirdiğinde, başka bir şey yaptığında, PKK olmadığında faaliyetlerini durdurmuş olmayacak. Ama Türkiye'de iç politikada şöyle bir şey olacak. Tamam, yani biz bu konuyu kapattık gibi algılanacak. Hatırlayın, geçmişte Abdullah Öcalan yakalanınca terör bitmiş gibi bir hava estirildi. Ama o günden sonra da terör aynı faaliyetlerine devam etmiş oldu. Yani Yani şunu mu siz bazı söylüyorsunuz Nuri şeyleri... Kulat? Şunu mu söylüyorsunuz? Geçmişte çok yüksek perdeden bazen işte montaj videolar kullanılarak bazen işte tamamen ortada olmayan bir takım mesnetsiz diyebileceğimiz bir takım iddialarla Öcalan'ın serbest bırakılacağı konusunu bir seçim malzemesi haline getirenler konjonktür değiştiği için ve bugün Türkiye'nin bölgesel tehditler karşısında ortaya çıkan ihtiyacı dolayısıyla Öcalan'ın önünü açabilecek İşte bugüne kadar yine hiçbir biçimde kabul edilmemiş, uygulamaya konulmamış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayabilmek için yeni bir çizgiye geldiler. Aynısını söylüyorum. Yani Anladım. siz daha güzel ifade ettiniz. Tam Estağfurullah. da bunu söylüyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip bir konuşma yapılmayabilir ama ev hapsi gibi farklı formüller düşünülebilir ve bu formülleri de sadece Öcalan üzerinden görmemek lazım.
cezaevlerindeki peki, başka birileriyle ilgili de bu olabilir. Bunu yani siz sormadın ama söyleyeyim. Demirtaş'la ilgili de olabilir, Kavala'yla ilgili de olabilir, daha başkalarıyla da ilgili olabilir. Bu arada evet, Umut Hakkı meselesi sadece Öcalan'ı ilgilendiren bir konu değil. Cezaevlerinde 4000 küsür, tam rakamı bilmiyorum ama 4000 civarında olduğunu biliyorum. Aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olan kişi var. Bunlarla ilgili de bir uygulamaya dönüşebilir. En azından Anayasa Mahkemesi bir süre sonra eşitlik ilkesi üzerinden bunu böyle yapacaktır. Eğer peki, böyle bir uygulamadan Öcalan yararlanmış olursa. Evet.